evlilik konusunda söylediklerinizi anlayan birisi Tamam ben evlenmeliyim diyor ama peki evliliğe hazır olduğunu nasıl anlayabilir yani evlilikte yazı tura atılmaz onu söyleyeyim yani evet. evlilikte öyle insanın hayatında iki tane önemli karar vardır bu biri meslek seçimi diğeri evlilik kararı. İki önemli tasarruftur bu. Bu iki önemli tasarrufta çok düşünecek sonra karar verecek yani üç defa değil dokuz defa düşünüp öyle karar verecek. Onun için evlenmeden önce gözünüzü dört açın evlendikten sonra yarım açın diyoruz. Aslında sorunuzun ikinci kısmına da bir kısmına evet. cevap veriyor. Evlenmeden önce gözlerini dört açsınlar. Evlilikte denklik önemlidir bak. Bizim evlilik olgunluk ölçeğinde aradığımız bazı denklikler var. Mesela ekonomik olarak denklik, sosyal statü olarak denklik, yaşam felsefesi olarak denklik, inançlar olarak denklik, kişilik uyumu açısından denklik. Bütün bu denklikler varsa o zaman çok daha isabetli bir evlilik oluyor. Yani başarılı evlilikler için yapılmış Nebraska Üniversitesi'nin yaptığı bir çalışma var. Mutlu evliliklerde üç tane ortak özellik tespit etmiş. Bak birlikte zaman geçirmek. ikincisi takdir, övgü, onay sözlerinin çok kullanılması. Üçüncüsü de ortak beraber kiliseye giden aileler oldu. Görmüş. doğru evli kurabilmek için aynı yöne bakan kişiler olacak. Birbirlerine bakan kişiler olmayacak bak. Evliliği tek aşka indirgiyorlar. Niye evlenmiyorsun deyince aşık olmadım ki niye evleneyim diyor. Ya aşk evlilikte sebep değildir, sonuçtur. Yani aşık olmayı beklersen sen çok beklersin daha. Çünkü aşk şu anda bir şeydir, sonuçtur. Sevgi olacak ama. yüzde Bak yüzde %50'nin üzerine sevgi gerekiyor. 50'nin altında sevgi varsa sakın evlenmeyin. Yüzde Normalde yüzde %70-80 sevgi varsa yeterli. %100'ü yani bulamazsınız. Bazı mükemmeliyetçiler de onun için treni kaçıyor almış müşkül pesen kişiler. 30 yaşını geçtikten sonra çok zor evlenmek. Söyleyeyim. 30 yaşını geçtiği zaman insan şey oluyor artık. Biraz her şeyi sorguluyor beğenmiyor kimseyi. Şimdi evet. 30 yaşının üzerinde izleyenler varsa hocam Onlar biraz biraz şey olsun. O zaman e, dediklerimi ciddiye alsınlar. Özeleşti %100'e bulmasınlar. %70 80 uyuyor bu bana diyorsa ama bu, o evlilik olgunluğu ölçeyen internette girip baksınlar. Uygulasınlar kendilerine. %70-80 tutuyorsa kendisine hiç kaçırmasınlar. Ama bazıları var. Benim evleneceğim kişi ay ay yüzlü olmalı. Ayda. Ya tek gerçek bu olmaz ki. Tamam fiziksel evet. olarak ya yakın olsun ama ya arada bir mesafe olmasın. Ve bazıları da boyu uymadı diye evlenmiyor. Bazıları bir, birkaç yaş farkından dolayı evlenmiyor. Ama en çok anne babalar evliliği sabot eden bazı anne babalar oluyor biliyor musun? Benim oğlum dünyanın bir tane Anesidir. Ben onu prens gibi büyüttüm diyor. Kadın ben kızım prenses gibi büyüttüm diyor.